Bu kurultay oldu. Ne diyeceksin? Kurultayla ilgili bir şey söylemek Vallahi ister misin? Vallahi hiçbir fikrim yok yani. Öyle söyleyeyim. Fikrim Çok yok diyorsun etmedim. yani. takip etmedim. Ama yani elbette insan şey yani hı. en şey dışarıdan bakarak hakikaten kimin nasıl bir şeyler önerdiğini bilmiyorum. Konuşmaları da dinlemedim çünkü. Hı hı hı. Ne vaatte bulunduklarını, nasıl politika izlemeyi vaat ettiklerini falan dinlemedim ama insan şey diyor tabii yani. Abi genel Türkiye'deki sıkıntı bu zaten. Hı hı. Biri bir noktaya gelince o noktayı bırakmıyor. Bazen değişiklik iyi olabilir yani. Kaç yıl oldu Sayın Kılıçdaroğlu? Cumhur efendim 8 e... Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına yıl oldu? geleli. 8 yıl mı oldu? Galiba 8 yıl oldu. Ee, kaç seçim kaybetti mesela kendisi? 7-8 seçim kaybetti herhalde. Ee, yani bilemedim ya. Bilmiyorum yani hakikaten. Bilemedim yani. Nasıl olacak bu işler? Ya çok bir şey söyleyeyim mi? Enteresan aslında yani. Her, çok herkes mesela çok değişik açılardan falan yaklaşıyor olaya. Bunlar da sürekli böyle benim ilgimi çekiyor. Mesela Bekir Bozdağ demiş ki, liderlik hani bir şey sorunu var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çünkü tek adayla girmediler demiş seçme. Öyle e, Hakan Çelik'in programında öyle söylemiş. Yani iki adaylı girildi veya işte birden fazla aday girildiği için o zaman oluyor peki? Hani ya bir şey söyleyeyim mi? Birden fazla şeyin arasından bir tanesini seçmek gerekiyor yani. Şimdi söylenmek Tanım istenenin amacıyla. şu olduğunu tahmin ediyorum. Söylenmek istenenin. Hı. yani efendim güçlü ardında birleşilecek bir lider yok. İç içeride çatışma ortamı var. İşte bu partiye yansıyor gibi bir şey söylenmek Hı. istiyor ama yani bu kadar yani bu kadar mı mantalite olarak demokrasi efendim fikrinden uzaklaş, uzaklaştık. Hakikaten anlayamıyorum yani öyle söyleyeyim. Çok çok değişik bir açıklamaymış. Gerçekten hakikaten bravo yani. Yani ben daha iyisini yaparım deyip ortaya çıkan ve yarışan insanlar var. Bunlardan bir tanesi öyle böyle memnun ol, olma seçiliyor falan. Ve bunu biz kötü bir şey olarak lanse edebiliyoruz yani. Çok güzelmiş yani. gerçekten bravo. Yani bu noktaya geldik o zaman. Hani, i̇lerleme nasıl sağlanır ki zaten bir rekabet olmazsa? E zaten tam olamadığı için eleştiriyoruz biz onu. Yok delege yapısı Tabii şöyle, o öyle, bu yani. böyle Hep falan diye. an şey değil mi bu siyasi partiler kanunu çok kötü işte boşa gelen istediği gibi bilmem şey, ne yapıyor şöyle böyle, böyle enteresan <laughs> o, Baya hakikaten baya ilginçmiş. Çok şey geliyor. orada hmm. Bir de şimdi biz Almanya'dan gelince de enteresan. Ya. Oradaki mesela siyaset falan nasıl işliyor falan onu Aynen da onu da konuşmak fırsatımız oldu. ya işte bu orada da koalisyon görüşmeleri var. Hani ne olacak olacak mı falan filan nasıl gözüküyor oradan diye sorduk. Dediler ki işte anlaştı aslında Merkel'le şey. Sosyal demokratlar şu anda fakat bunun şey yapabilmesi için onaylanabilmesi için sosyal demokratların delegeleri arasında oylama yapılacakmış. Kaç hı hı. kişiydi? 100-130 bin kişi falan. Evet onlar arasında oylama yapılacak. Eğer onlar kabul ederse anlaşma yapılmış yani. yani. Metin var. Metni de şeye soracak. Tabana soracaklar. Ve ne kadar zamandır kurulamıyor. Kimse de demiyor ki hadi artık tamam hani bak ülkenin başında şey ha, diyorlar, yok. diyorlar elbette yani, de yani. Diyorlar da ama gene de tamam abi salla bu sefer de bunu Demokrasi inanç sarsılmıyor yani. yani evet. <laughs> Öyle bir durum. 130 bin delege olur derse kurulacak. Olmaz derse hı. şey olacak. Ne o? Erken seçim. Seçim yenilenecek ya da bizim tabirimizle. Öyle mi diyoruz? Aynen. Neyse. Ee, çok önüne engel konmuş da bu şey tekrar seçime gitmemesi adına. Seni diyor ki yani uzlaşacaksın Hı -hı. abi yani. Orada öyle. Yani uzlaşacaksın. Bir şekilde uzlaş. Herkes memnun olmak zorunda değil. Uzlaşacaksın yani. Öyle Orada bir sistem Selçuk var. bize subscribe olmuş. Beşinci ay üst üste. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler benim. Saygılar, öyle sevgiler. Böyle değişik şeyler. Ama çok ilginç bir yani. şey. Ben çok takıldım enteresan. yani. Bayağı enteresan. Bayağı enteresan olduğunu düşünüyoruz. İstenen bu demek ki yani. Ya, ya, ya bak bir söyleyeyim mi? Açık da, neyse. E, zihin yapısının çok değişmiş olduğunu görüyorum ben. Yani çok farklı zihin yapılarımız var Abi artık. Abi niye yani. seçim yapıyoruz ki o zaman? Ben onu anlamadım. Ya ki. zaten yap kimsenin istediği bir şey değil. Ben onu görüyorum. Seçim seçim neyi seçiyoruz yani? Hani bir şey seçmek istediğimiz falan varmış gibi gelmiyor bana ya. Herhalde yok. Ne yiyeceksiniz çocuklar bu akşam? Bilmem. Tamam o ne zaman fasulye yiyin falan tamam. E bu ama bak bizim içimize işlemiş işte bu yani. Bir, bir git abi öyle olmuyor. Mu? Bir AVM'ye git işte bir yemek katına çık falan ne yiyeceğiz? Ee, bugün işte ne ne yersiniz vallahi bilmiyorum. Fark mi? etmez ya. E tamam işte makarna herkes ve herkes makarna yiyecek. Abi niye biri makarna, niye biri efendim burger, niye biri salata yemiyor? Ayrı ayrı gidip tabaklarını alıp ortada bir yerde buluşmuyorlar? Bu olmadığı zaman niye rahatsızlık duygusu oluşuyor? Biz içimize işlemiş arkadaş. Ben seçmeyeyim. Benim yerime siz seçin. Yerim ben. Memnunum gayet. Karar vermek istemiyorum. Bu mudur yani? Bu. Bu. Abi bu bu nasıl bir zihin yapısıdır yani? Bu bu var ya sokakta yürüyüşünden her şeysin. masada her oturuşuna şeyi, her işliyor. Hiç e, ben yapayım ya. Ben. Ne karar versin. Liderlik sorunu var yani.